Arkadaşlar herkese merhabalar. 9. sınıf lisedeki hayatınızın ilk basamağı. Açıkçası ortaokuldan çıktıktan sonra biraz afalladığınız bir sene olabiliyor. Ama bu süreci çok güzel, çok verimli ve çok eğlenceli bir hale getirmek de sizlerin elinde. Özellikle de 9. sınıftaki alışkanlıklarınız gelecek dönemde de hayatınızı oldukça etkiliyor. Peki bu dönemde neler yapmalısınız? Bu dönemde yani lise sürecinde hedefleriniz neler olmalı? Özellikle 9. sınıf itibariyle bunun için ne gibi adımlar atabilirsiniz? Hadi gelin şimdi hep beraber bunlara bakalım. Sevgili arkadaşlar, LGS hazırlık sürecinden sonra birçoğunuz yorulduğunuz için 9. sınıfa geçtiğinizde sanki ders çalışmanıza gerek yokmuş gibi davranabiliyorsunuz zaman zaman. Hepinize bir rehavet çöküyor diyebilirim. Ama oysa ki az önce de söylemiş olduğum gibi 9. sınıfta yapmış olduklarınız, alışkanlıklarınız, davranışlarınız gelecek yıllarınızı yani gelecek lise hayatınıza çok ama çok fazla etkiliyor. Bugün YKS'de derece yapan arkadaşlarımıza baktığımızda neredeyse tamamının 9. ve 10. sınıfı çok verimli geçirdiğini görebiliriz. Tabii ki verimli geçirmekten kastım harıl harıl ders çalışmanız, çok yoğun bir tempoda olmanız değil. Zaten eğer şimdiden bu tempoya girerseniz gelecek yıllarda sıkılırsınız. Bu durumda sizden istediğimiz şey kısa ama öz çalışmanız. İşte bunu yapmak, bunu uygulayabilmek adına da en büyük yardımcınız kendinize hazırlayacağınız bir çalışma programı olacak. Elbette programı yaptıktan sonra onu uygulayabilmek de bu anlamda çok önemli. Günlük hayatınızı programlamaya ve bu programı uygulamaya alıştığınızda gelecek yıllarınızda da işinizi kolaylaştırmış olacaksınız. Her gün 2 veya 3 saatlik bir çalışmayla lise hayatını çok daha başarılı geçirebilirsiniz. Lise hayatında düzene oturtmanız gereken diğer şeylerden bir tanesi de Türkçe ve matematik adına. Bildiğiniz gibi 12. sınıfın sonunda TYT ve AYT sınavlarına gireceksiniz. AYT sınavı 11. ve 12. sınıf konularından oluşurken TYT sınavı ise 9. ve 10. sınıf konularını kapsıyor. Yani aslında sizler şu anda TYT konularının bir kısmını görmeye başladınız. Özellikle de buradaki Türkçe ve matematik alanları bizler için çok ama çok kıymetli. Netlerimizin birden yükselebildiği alanlar değil bunlar. Bildiğiniz gibi 40 tane Türkçe sorusunun içinde yaklaşık 30 tanesi paragraf sorusundan. Yine aynı şekilde 40 matematiğin içinde de 13-14 tanesi problem sorularından oluşuyor. O yüzden her gün kendinize bir rutin oluşturmanızı öneriyorum arkadaşlar sizlere. Çok sıkılıyor olabilirsiniz, istemiyor olabilirsiniz ama her gün 10 paragraf, 10 problem ile yola çıksanız bile olur. Her gün düzenli bir şekilde bunları çözmeye alıştığınızda 12. sınıfta hayatınızı kolaylaştırmış olacaksınız. Lise sürecindeki bir diğer konu ise tabii ki gelecek hayalleriniz. YKS'nin sonunda bir okul ve bir bölüm hedefinde bulunacaksınız. Bu anlamda da kendinize mutlaka şimdiden bir hedef belirlemelisiniz. Tabii ki hedef belirlemek için şu anı, şu zamanı çok erken buluyor olabilirsiniz. Bu konuda biraz haklısınız ama şöyle düşünmenizi öneriyorum sizlere. Henüz kendinizi tanımak için bir zamanınız var, bir fırsatınız var. Yani sizin ilgileriniz neler, yetenekleriniz neler, neleri seversiniz, neleri sevmezsiniz, zayıf yanlarınız, güçlü yanlarınız neler. Şimdiden bunları keşfederseniz çok daha doğru, çok daha kendinize uygun bir meslek belirlemiş olursunuz. Elbette bir meslek ve bir okul hayaliniz olduğunda da çok daha doğru adımlar atarak başarıya ilerlersiniz. Dördüncü olarak dil öğrenmenin önemine değinmek istiyorum. Yaşımız arttıkça, birazcık tempomuz arttıkça ne yazık ki bir şekilde dil öğrenmeyi geciktirebiliyoruz ya da bu bizim için daha zor bir hale geliyor. Özellikle de şu anda vaktiniz bolken, temponuz düşükken dil öğrenmek için sizler için çok ama çok güzel bir fırsat. Bunu mutlaka değerlendirmelisiniz. Hangi dili öğrenmek istiyorsanız veya okulda hangi dili görüyorsanız onu geliştirmek üzerine gidebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Belki İngilizce öğrenmek istiyorsunuz diyelim. O zaman İngilizce hikaye kitapları okuyabilirsiniz, İngilizce diziler izleyebilirsiniz ve hatta mümkünse birileriyle İngilizce pratikler yapabilirsiniz. Bu şekilde İngilizcenizi adım adım ilerlediğinizde üniversite hayatında ve tabii ki gelecekte iş hayatında işinizi kolaylaştırmış olacaksınız. Evet arkadaşlar, bugün sizinle lisedeki hedefleriniz neler olmalı ve tabii ki bunları uygulamak için 9. sınıf itibariyle neler yapabilirsiniz bunlarla ilgili konuştuk. Sizin hedefleriniz var mı? Belirlediğiniz maddeler var mı? Varsa lütfen bunları bizim yorumlarımıza yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.